Çivitederle Parkı'ndayız. Biraz önce çok kötü bir şey geldi başımıza. Benden korktum. Bugün geleceğin YouTuber'ı. Gerçekten değerli bilgiler veren. Avrupa'da gördüğüm en güzel mimari. Hello Mickey Mouse. Ne öpüşüyorsunuz daha seks mi bura? No problem. Domarigato gozaimasu. Şimdi ne demek istedi bu çocuk biliyor musunuz? Kendinize böyle güzel sözler verin. Ve şu konuda kendime çok kızıyorum. Şimdi size muhteşem bir ipucu vereceğim. Yani şu binaların hemen arkasında. Aa, çarpışacağız. Aa, şu fotoğrafını çekeceğimiz anıt vardı ya, aklım attı. Nerede? Saçım bozuldu. Bıyığım bozuldu. Şu arkadaki Türklere bak. Türk müsünüz canım? Gel la buraya. Altındaki kırmızı takime şekil yaptın sen. At cama, at cama. Gerek yok. Hello, Mustaj Man. Selam aleyküm. Çivitederle Parkı'ndayız. Şurası parkın giriş kapısı. Triumf kapısıydı galiba, unuttum tam adını. Bu kapı Sagrada Familia yönünden gelen kapı. Parkın, şehrin dağ tarafından. Ve bu taraf deniz tarafı. Daha önce, 3 sene önce buradan bisikletle geçmiştim. Video çekme imkanım olmamıştı. Çok keyifli, güzel bir park. Efendim? Katalan kapısı mı? Triumf kapısıydı galiba ya, tam adını unuttum da. Ne oldu? Ne gördün? Ha, yakaladım fotoğraf. Fıtı fıtı. Gene duruyor böyle. 2 saniyede çekiyor, geliyor. Şuna bak. Ben 10 saat yere diz çöktüm, yakalayamadım bak, şunu. Bak, bak. Evet, adamlar çocukları eğlendiriyor. Ve beni eğlendiriyor. Ve evet, mimar hanımı eğlendiriyor. Kaç fotoğraf yakaladım. Kim çeker acaba? Parkın büyük kısmı şu arka tarafta. Şuradan bir çıkıp yoldan geçiyorsunuz karşıya ve devamında parkın devamı var. Bu parkta kayığa binebilirsiniz. 3 sene önce 6 euroydu. Şimdi oraya gidiyoruz, biz de bakacağız. Muhtemelen yine o civardadır, 7'dir 8'dir. Bir kayığa binmeye çalışacağız hala varsa veya bu saatte hala varsa. Parkın içerisinde ayrıca Katalunya parlamentosu da var. Ay ay. Barcelona'da uğranması gereken yerlerden birisi. Metroyla da gelebilirsiniz. Biz Sagrada Familia'dan yürüdük 1-2,5 kilometre. Barcelona'nın ara sokaklarında yürümek muhteşem. Yani Avrupa'da gördüğüm en güzel mimari Barcelona'da da diyebilirim. Size de mutlaka yürüyerek gelmenizi tavsiye ederim. Hello Mickey Mouse. İşler nasıl? Ne öpüşüyorsunuz daha, seks mi bura? Ha? Seks mi oğlum bura? Ne öpüşüyorsunuz? Ayıp ayıp. Sorry. No problem. Domarigato gozaimasu. Yalnız biraz önce çok kötü bir şey geldi başımıza. Allah'tan erken fark ettim, erken davrandım. Sagrada Familia'nın orada. Çantamı bankın üzerine koydum ve fotoğraf makinamı koydum. Telefonla fotoğraf çekiyorduk. Instagram'lık fotoğraflar olsun dedik telefonumuzda. Bir tane hırsız banklar sırt sırta vermiş durumda. Geldi, arkadaki banka oturdu, sırtı bize dönük. Fark etmemiştim o ana kadar. O ara beni çekiyor. Öncesinde evet, Çağla'yı çekiyordum. Çağla fark etmiş adamı. Bir ara göz göze gelmişler, uzaklaşmış Çağla'yı, Çağla'nın fark ettiğini görünce. Peki benim etimde buldun ne, benden korktu. Neyse, adam çantanın alındığını hissettiğim an hemen döndüm. Hey hey diye vardım, peşinden gittim. Ver lan şunu dedim. Ben sert çıkınca çok kalabalıktı. Japon bir kafile vardı, kaçamadı onların yüzünden. Çantayı uzattı bana, defol git la öldürürüm seni dedim. Onlar orada ona bir böyle arışıma tokuşma yapsalar. Çantayı kaptım Allah'tan, geri aldım elinden. Defoldu gitti. Sonra birazdan baktım, bir daha gelmiş. Çantasını soyacak adam arıyor. Dedim ya buradan defol git, ya dedim polisi arıyorum. Böyle laga luga yaptı. Dedim oğlum git, polisi arıyorum. Dövsen dövemezsin, turistsin, yabancı memlekettesin. Geceyi nezarette geçiremem Barcelona'da. Allah'tan gitti herif. Kaçtı gitti. Ne oldu? Kim ne kiralamış? Hani?
işte geldik araba. Aa, oha süper. Şu sabit tutayım da görünsün. Çok güzel ya. Hadi geçelim. Aa, çok güzel değil mi yerlerin çim olması? Orayı bir çekmeyelim mi ya? Tam Instagram'lık bence. Yerler çim ya tramvay hattında. Nasıl İzmir'de de öyle? İzmir'in neresinde öyle? İzmir'de yanlışlıkla bitmiştir. Geliyorum. Evet. Çivitadella Parkı'na gireceğiz şimdi. Nereye gidiyoruz abi? Kanka o parka gidiyoruz. Tekne mi? Çivitadella Parkı vardı ya. Aynen. Bu saatte hala varsa tekne. Ne kadardı? Tekne süreceğiz. Valla 6 euroydu. 3 sene önce 6 euroydu. Çok fazla artacağını sanmıyorum. Kişi başı mı toplam mı? Toplam. Toplamdı diye hatırlıyorum ya. Tekne kiralıyorsun. Kişi başı vermiyorsun. Hop hop. İtalya'da, Roma'da çok dikkat ediyorlar kırmızı ışıkta. Yayalar geçmiyordu asla. Ama Barcelona'lar bizim gibi gevşek ya bu konuda. Geçiyorlar yani. Barcelona'lı. Kimdi o haberci kız ya? Diyememişti ya bir türlü. Barcelona'lı futbolcu Pique ile. Evet, burası kalesi. Ya bu parkın içerisinde şey vardı. Kalesinin son kalesi. Castel del Tres Dragon. Naturaste Barcelona. Müzeymiş burası. İşte Gaudi'nin esinlendiği Bukalemun eserlerinde. Bukalemun ve Ejderha. Barcelona'da gitmeniz gereken bir yer. Şimdi size muhteşem bir ipucu vereceğim. Ben bunu kendim keşfettim. Forumlarda görememiştim. Buraya gelmeden önce hazırlığımı yaptım. Nerelere gideceğimi işaretledim. Park Güell buralardan birisiydi. Park Güell'in çıkışında ara sokaklarda yürürken Gaudi Experience diye bir yer keşfettim. Orada Gaudi'nin hayatını anlatan bir animasyon tarzı. 4D mi 5D mi derler, hani AVM'lerde öyle sinemalar var ya. 5D diyelim biz. 5D bir sinema vardı. Gaudi'nin hayatının anlatıldığı. Bir ejderhanın sırtında şehri havadan geziyorsunuz. Barcelona'nın sıfırdan Gaudi tarafından nasıl inşa edildiğini izliyorsunuz. Arkadaşlarımı Park Güell'e götüreceğim. Tekrar oraya ben de gireceğim. Ve çıkışında tekrar o Gaudi Experience'a gidip o filmi tekrar izleyeceğim. Çok hoşuma gitmişti. Tavsiye ederim. Oraya mutlaka gidin. Park Güell'in çıkışında şöyle tarif edeyim size. Park Güell'in ana giriş kapısı, paralı kısmının giriş kapısında iki tane küçük böyle ev gibi şey var. Hani Hansel ile Gretel'in şekerden evlerine benzer. İki tane yapı var. İkisinin arasından giriş yapıyorsunuz parkın paralı kısmına. Parkın parasız kısmı da var bu arada. Yukarıdan ağaçlık kısmından gezip para vermeden şehri izleyebilirsiniz. Ancak asıl olay paralı kısımda tabii ki. 7 euroydu sanırım oranın girişi. Yine çok pahalı değil. O kapıdan giriş değil de çıkış yaptığınızı düşünün. Sağ tarafınıza dönün. Ya ilk soldu ya ikinci soldu. O arada bir yerde Gaudi Experience diye bir müze. Müze değil daha doğrusu. Hediyelik eşya satılıyor Gaudi'ye ait. Eserler. Gaudi'nin bir heykeli var. Yanına oturup fotoğraf çektirebiliyorsunuz içeride. Sonra Park Güell'in 3 boyutlu bir minyatürü var. Yine onu inceleyebilirsiniz. Ve orada sinema kısmına girip mutlaka Gaudi'nin hayatını izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzeldi. İşte o bahsettiğim Civitadella Parkı'nın içerisindeki kayık sürülen havuz. Göldeme dilim varmıyor havuz. Şu arkası da Mafre Sigorta'nın şey binası soldaki. Civitadella Olimpica. Civitadella'da Olimpica'ydı galiba metronun adı. Olimpica metrosunda inip Barcelonata plajına geçebilirsiniz. Yani şu binaların hemen arkasında Barcelona plajı var. Barcelonata plajı var. Barcelona gazinosunun hemen yanından çıkıyorsunuz. İki binanın yanından geçince Barcelona gazinosuna çıkıyorsunuz kumsalda ve denize giriyorsunuz. Bir veya iki kişi hala 6 euro. Fiyatlar artmamış. 3 sene önce de aynıydı. 3 kişi 9 euro. 4 veya 5 kişi 10 euro. Sinema severeni seveni bir yere gidelim. Alalım.
Gracias. Evet Kemal Bey, şu an ne yapıyorsunuz? Anlatır mısınız şu biraz? Barcelona'da. Aa, çarpışacağız. Okey. Ehliyetinizi nereden aldınız ya? Ben çarpıştım. Japonlar süper insanlar. Onlara ben şöyle söyleyeyim. Oh sorry. Okay okay okay, no problem. Don't. I'm waiting you. Evet, devam edelim. Şu anda Barcelona'da Ciutadella Parkı'nda tekne sürüyoruz. Aa, şu fotoğrafını çekeceğimiz anıt vardı ya, atlı matlı Berlin'de. Evet. Bak, aradan görünüyor, bir göstersene videoda. Biraz oraya gideceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Evet, çok güzel, çok serinmiş burası üstelik. Çarpışacaksın. Hola. Aman tanrım. Evet, tampozlar. Tanrı aşkına, saçım bozuldu. Bıyığım bozuldu. Şu arkadaki Türklere bak. Türk müsünüz canım? Hadi yanlarına gidelim. Gel la buraya. Sen kime şekil yaptın? Biji. Aldın iki kırmızı işte, kime şekil yaptın sen? At cama, at cama. Beni ıslattın hep. Olur o kadar. Hamama giren terler. Ha. Evet. Arkada bir güzel çekim için mimar hanım. Rica ediyorum. Arkada bir devir teslim töreni vardı. Ama sen görmedin. Ama mimarlardığım için bana teşekkür etmiyorsunuz. Her zaman teşekkür ediyorum. Çarpacaksın. Ay 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 ay. Ay ay ay. Arkadaşlar birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Where are you from? I am from Turkey. Poz verin. Poz verin. Kazlar, kazlar burada. Kazlar, kazlar gelen mi? Gagağınızdan öpen mi? You are a good captain. Dün bir restoranda siparişin adımı sordular. Kemal zor olur diye Kamal dedim. Kamal'ı come on diye yazmış. Bir de bağırıyorlar. Aynen. Siparişim çıktı, come on diye bağırıyorlar. Oh come on man dedim. Kazlar geçiyor. Hello kazlar. Evet, senin fotoğrafını çekmeliyim sanırım. Gençler, Ciutadella Parkı'na mutlaka gelin. Bu keyfi yaşayın. Daha önce hiç kayık sürmediyseniz, Barcelona bunun için biçilmiş kaftan. Görüşürüz. Bay bay. Dayım orijinal Afrikalı ya. Arkadaki de sömürgelerine şarkı yazmış bir İngiliz. Baba, dayının bıyıkları aynı benimki gibi. Hello, Mustache Man. Hello. Selam aleyküm. Selfie together. Okay. Bıyıkları benimkine benzeyen Afganlı arkadaş. Beraber selfie çektirdik. İpin üzerinde yürümek gibi bir meziyeti de varmış. Ve azıcık dans eden abiyle beraber ip üzerinde oynuyorlar. Müthiş bir denge ya. Çok zor bir şey bence. Thank you.
muyuz? Oğlum şu adamın dansını yapa yapa gideceğiz ya. Barcelona'da mutlaka bir haftadan fazla kalın. Yani en az bir hafta kalın. Ya da 5-6 gün kalmanızı tavsiye ederim. Ben bir önceki gelişimde 6 gün kalmıştım. Daha doğrusu 5 gün kalmıştım. Uçağı kaçırınca ekstradan bir gün daha kalmam gerekti. O gün tabii 6. gün sabah erkenden gitmek zorunda kaldım. Sabah uçak bileti almıştım ve hava limanına yakın bir otel bulmuştum. Tekrar şehir merkezine gelmemek için. Yani 5 gün bile yetmedi diyebilirim. Aşık olmuştum o zaman Barcelona'ya. Mutlaka tekrar geleceğim diye kendime söz vermiştim. Kendinize böyle güzel sözler verin. Çok güzel ya, çok güzel. Aşığım Barcelona'ya. Yani nerede yaşamak istersin deseler Barcelona derim. Ve şu konuda kendime çok kızıyorum. Yaklaşık 2,5 sene önce memur oldum, atandım. Devlet memuruyum şu an. Bir bakanlıkta çalışıyorum. Şu an kendime çok kızıyorum. Neden memur oldum diye. Memur olmak biliyorsunuz ya, bizim branşta atama çok az. Ve memur olmak da bildiğiniz gibi çok emek isteyen bir iş. Yani çok yüksek puanlarla atanıyorsunuz. Ben kendi branşımda 30. olarak atanmıştım. Biyoloğum ben bu arada. Neden o emeği İngilizcemi geliştirmeye harcamayıp da örneğin Barcelona'da bir enstitüye başvurmadım? Ve Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nde çok iyi bir biyoloji eğitimi almıştım. Yani mesleki açıdan da kendime çok güveniyordum. Keşke KPSS'ye yazdancı ama yurt dışına gelseydim. Barcelona'ya gelseydim, İngilizcemi geliştirip. Bu da kulağınızda küpe olsun. 32 yaşında bir kardeşiniz, bir abiniz olarak. Size bir tavsiyemdir. Yani memur olmakta bir şey yok. 30. da olursunuz, 10. da olursunuz. Türkiye sınırlarında olduktan sonra her türlü bir şeyleri başarırsınız. Ama asıl başarı İngilizceni 4-4'lük yapıp üstüne bir de İspanyolca katıp gelip burada mesleğini yapabilmek bence. Asıl başarı buydu ve ben bunun peşine gitmedim. Neden şimdi yapmıyorsun derseniz, yani o KPSS için çok emek harcadım. 4 senemi aldı benim. Sınav 2 yılda bir yapıldığı için 4 senemi aldı. O emeklerimi yakamam. En azından şimdilik yakamam. Şimdi ben ne demek istedim bu çocuk biliyor musunuz? Siz çabalayın gerisi geliyor. Ben siz çabalayın gerisi geliyor. Gerçekten şuna inanıyorum. Ben çabaladım. Allah'ım güzel Allah'ım kurban olayım o katını yani. Aynen çabalayın öyle. Gerisi aynen geliyor. Öyle. Bak kimleri tanıyoruz. Bugün geleceğin YouTuber'ı. Gerçekten değerli bilgiler veren. Çünkü buraları gezerek, görerek biz de bir şeyler öğreniyoruz ve sizlerin de yani sizlere de katkı sunabilmesi için video ulaştırıyor kendisi. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum ama mutlaka çalışın, çabalayın. O çabanın karşılığını üretim olarak alacaksınız. Gerisini Allah veriyor zaten. Gerisi yeter ki duaya kalsın. Siz çalışın.